buradaki esas amaç zaten o yani kitleleri bir anda oralara dökmemek. Sen şimdi sporcusun. E, hadi ben koşayım diyemiyorsun. Çünkü örnek oluyorsun. O koştuysa ben de koşayım, ben de spor yapayım diyebilir insanlar. O yüzden sanırım kendisi de söylüyor. Yani yaptığım şey devlet protokolüne uygun değil, değil diyor. diyor. O zaman yapma. <laughs> yani yapma. Yani yapma. Çünkü örnek olmadığına. Yani yoksa açık havada bir kişi balık avlıyor ne var bunda diyebilirsiniz. Ama örnek oluyorsun, bin kişi oluyorsun, on bin kişi oluyorsun. O on bin kişi, iki kişi yayılma, 16, 32, 258 derken sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum diyorsun. işini zorlaştırarak yani olmuyor. Tabii bu şu kaygılar da var. Yani hani tekrarlıklar başladığında nasıl hazırlanacağız? Yani biz burada işte telefon bağlantılarımızla, Skype bağlantılarımızla, canlı bağlantılarla konuştuğumuz sporcuların hepsinin aynı e, tedirginliği var. Geri dönüş nasıl olacak? Nasıl hazırlanacağız? Çünkü evde yapılan antrenmanların kesinlikle yeterli olmayacağını zaten bizler dahi biliyoruz. Dolayısıyla o tedirginlik hani dışarıda koşmak, evde bu şekilde koşamayacağınız için koşu bandınız dahi olsa e, çok daha farklı bir bir kere zemin farklı. Her her türlü farklılık var dolayısıyla Kesinlikle. biraz da bu kaygı da var Olcay Çakır katılır mısınız? Ya tabii oyuncu sporcu e, mutlak surette açık alanda değil mi? Yani yaptığı spora göre çalışması gerekiyor bu gayet doğal ama e, bir taraftan da örnek teşkil etmesi gerekiyor <laughs> hayatın en önemli parçaları ve örnek insanlar. Ee, rol modeller ee, doğru örnek teşkil etmeleri gerekiyor. Ee, bu kaygı doğrusa tabii ki dediğin doğru yani ama. şöyle, aslı tek başına koşsaydı belki çok sıkıntı yok. yani orada mesela bir metre bile yoktu. Yani koşarken ya bir de dengenizi de bozuyorsunuz. Belki. Yan yana geliyorsunuz. Nefes alıyorsunuz, daha güçlü nefes alıyorsunuz. Birbirinize aktarıyor. İkisi de sağlıklıdır falan ama dediğim gibi burada e, izleyen ve etkilenen ha şurada biz de güzel koşarız diyen çok adam olacaktır yani. Yarın mesela oradan bir görüntü alsalar belki orada birileri koşuyor olacaktır. Yani şey, tesislerde çalışabilirler pek hala ya, diye tesisler düşünüyorum. Tesisler ama benim aklıma da şu geliyor. Mesela bunun örneğini biliyorum. Bazı kulüpler Avrupa'da, Almanya'da özellikle antrenmanlarını devam ettiren basketbol takımlarının olduğunu biliyoruz. Bununla beraber mesela Fransa'da bazı kulüplerde işte bir saat bir oyuncu çalışıyor, çıkıyor öb ardından öbürü giriyor, bir saat çalışıyor. Şimdi burada şu noktada önemli olan... Temassa eğer kapalı alanda bu temas zaten topu yere vuruyorsunuz, terliyorsunuz bir şekilde hı hı. hani bulaştırıcılığı konu oysa eğer daha yüksek anda daha riskli, riskli aslında dışarıda olmaktan bana sorarsınız çünkü hani bunun örneklerini duyuyorum. Duyduğum zaman da hani ben direkt bu soruyu soruyorum. Cevap da alamıyorum. Hani doğrudur cevabını alıyorum ama hani bu yani, da bir risk. Hatta belki bundan dahaları büyük risk. Kapalı alan bence daha risk. Evet. Senin de bahsettin ya temas. Zaten e, uzmanları dinliyoruz. Gerçi maske konusunda e, bir türlü uzlaşamayan uzmanlarımız oldu biliyorsun. Yani en son maskeye döndük. İlk başta sadece hastalar taksın falan denildi. E, ama olsun yine Allah eksikliğini vermesin. Yine onları dinliyoruz. Dinlemek zorundayız. Hı hı. Ama e, temasın çok önemli olduğunu söylüyorlar. Yani nefes almak ya da al vermek ya da o hapşırma esnasında özellikle e, çok dikkatli olmak falan söyleniyor ama temasın daha da önemli olduğundan dem vuruluyor. Ha. Temas en önemli şey. Senin de var yani top, yer, ter. Ter, tişört, e, silvasını sürüyor. Yani şey dokunduğun vs. yer evet. falan mutlaka. Yani burada varsayılan şey e, herhalde oyuncuların hepsinin e, sağlıklı olduğu. Sağlıklı insanların çalıştığı bir ortamda zaten o zaman kamp virüs gibi yok. olmalı. Hiç O zaman, dışarı, o zaman kamp gibi. Yani girmemeli. evine gitmemesi gerekiyor. Evet. Aynı yerde kalmaları gerekiyor. Öyle bir küçük bir dünyaları ama olması. Ne O da öyle olmuyor. Dışarıdan mutlaka yemekti ve sairdi bir şekilde biliriz. Çalışan var evet. pas pas temizlik değil mi? Evet bitmeyecek mi ya? Mutlaka yani. vardır. Haliyle e, zor bir süreç ve aslında ufak ufak, ufak ufak kararların da verilmesi gerekiyor bence. Yani oyuncuların da e, bu karantina halinde anında, hani e, bekar oyuncuların farklı bir yaşam modeli var değil mi? Evliler farklı, aileleri işte İspanya'da orada burada olan, Amerika'da İngiltere'de neyse olan aileler. Yani oyuncular da mental anlamda inanılmaz sıkıntılar çekiyorlar. Ha şu da var tabii herkesi eşitledi tabi bu kriz. Yani herkes şu anda aynı. O yüzden kimse ekstradan bir herhalde şımartılmayı ya da ekstradan bir motive edilmeyi de beklemiyordur oyuncu olarak ya da direkt yaşayanlar olarak. Şu an herkes bu virüste irtibat kurmadan hayatını o güzel günlere nasıl aktarabilecek onun derdine düşmüştür diye Düşünebiliriz. Yani konuşmak da çok zor, anlatmak da çok, çok zor. zor, izah da çok zor. Çünkü zaten bilinmezliklerle dolu bir ortamda dünyadayız şu an. Aynen. Işte. Yani kendimizi koruyacağız, izole edeceğiz ve bekleyeceğiz. Futbola dair de benim anladığım şu, yavaş yavaş bir karar aşamasına gelinecektir diye düşünüyorum.